Evet, tekrarlı permütasyon ile devam ediyoruz. Şimdi tekrarlı permütasyonda olayımız şu. Biraz şuraya yakınlaşayım bir dakika. Böyle geldiğim zaman Heh. Şimdi ne tane eleman için da tekrarlı permütasyon alacağım. N tane eleman için e, burada N tanesi birinci türden, N iki tanesi ikinci türden, N üç tanesi üçüncü türden, işte N R tanesi R'ninci türden özdeş. Burada demiş ki N1 artı, N2 artı, N3 artı, N3 artı, NR, N bir artı N iki artı N 3 artı N N'ye eşit. Tabi her zaman neye eşit olmak zorunda değil bu. Kendi aralarında farklı özdeşlikler de olabilir. N tane elemanın yerlerini değiştirmesiyle elde edilecek farklı sıralamaların sayısı burada tekrarlı permütasyon olarak gösteriyoruz biz bunu. N faktöriyel bölü en basit yoluyla anlatıyorum. N faktöriyel bölü tekrar edenler hangisi ise kaç sayıda tekrar ediyorsa N1 faktöriyel çarpı N2 faktöriyel çarpı n 3 faktöriyel. Yani biz bugüne kadar bugüne kadar dediğim yani şu an anlattığım kısma kadar biz hep ne yaptık? Farklı nesneleri sıraladık. Ama özdeş nesneleri de sıralayabiliriz. Bazıları özdeş olanları da sıralayabiliriz. Mesela genelde mesela farklı rakamlar ama aynı harfler, aynı rakamlar olduğu zaman burada örneklerde gördüğün gibi onları ne yapacağım? Normal sıralayacağım. Sonra tekrar edenlerin sayısına böleceğim. Şimdi bak mesela şurada hemen şu örnekten başlayalım. Ada sözcüğü. Ada sözcüğü normalde bu kaç harf? 3 harf. Doğru mu? Normalde 3 harfi ben 3 faktöriyel şekilde Ama bunlardan 2 tanesi a'lar özdeş olduğu için özdeş olduğu için konuşamadım yine. 3 farklı sözcük yazabiliyorum. Yani 3 faktöriyel bölü 2 iki faktöriyel 2'ye böldüm. Hatta burada a d a a a d d a a. Şimdi burada şu 2 a'nın yer değiştirmesi benim için bir şey ifade etmiyor. Burası da ifade etmiyor. Burası da ifade etmiyor. O yüzden a'ların kendi arasındaki yer değiştirmesini e, bölüyorum. 2 faktöriye bölüyorum özdeş olduğu için. Mesela normalde 1 2 3 sayısını kullanarak 1 2 3 sayısı ile ilgili kaç tane sayı yazabiliyorum normalde? Direkt 3 faktörel. 3'ü de farklı. Ama 577 ile sonuçta 3 tane sayı var. 3 faktörel bölü 2 tane 7 olduğu için 2 faktörelden 3 tane sayı yazabiliyorum. Aradaki fark bu. 2 rakam aynı olduğunda burada tekrarlı permütasyon giriyor. Tabi illa 2 rakam değil. Örneğin işte 5 3 2 4 2 5 5 3 gibi mesela bir sürü sayı da olabilir. Toplamda 3, 6, 8 basamak. Bununla kaç farklı sayı yazabilirim? 8 faktöriyel bölü. Şimdi tekrar edenler 2 tane 2 var. 2 tane 2 olduğu için 2 faktöriyel. 1, 2 tane 3 var. Yine 2 faktöriyel. Sonra 4'ten bir tane var zaten. 3 tane 5 var. Çarpı 3 faktöriyel. Tekrar edenleri sayısı kadar faktöriyel ile çarpıyorum diyorum. Öyle diyeyim. Bu şekilde tekrarlı permütasyonu da halledeceğiz. Önce biz normal permütasyon yaparken hani İşimizi yapacağız, sıralayacağız normal tekrarlı değilmiş gibi. Sonra bunu ne yapacağım? Tekrar sayısına böleceğim. Şimdi kazanımlara geçelim. Kazanımlarda sorularla pekiştirelim bunu.